Abi inşallah beni çağırır önce ya. Ya beni çağırsın. Soracak çok şeyim var benim ya. Bak bak aslan da geldi. Acaba içeri kimi alacak ilk? Tuğçe Hanım sihirli küresinde Feyza adında 11 yaşında bir kız çocuğu keşfetti. E tabii kafasındaki soruları gidermek için de kendisini makamında bekliyor. Vay be. Tuğçe Hanım'ın gücünden korkulur ha. Kendisi de burada. Nereden bildi kız senin burada olduğunu? Çok şanslı bir kız çocuğu bu ya. Gir bu şansı, kaçırma gir. Hoş geldin Feyza. Ya aslında ben böyle şeylere inanmam ama... Birazdan inanacaksın hayatım. Hem nasıl gördüm seni sihirli küremde? Burada olduğunu bilmeme imkan var mıydı? İşte sana kanıt. Sihirli küremi, iyi de voleybol topu. Anla işte canım ne kadar yetenekli olduğumu. Bir tane voleybol topuna bakarak insanların geleceği hakkında bilgi veriyorum. Hem seyret daha bende ne yetenekler var. Mesela yarın hava 27 derece, parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Borsa da tam 49.774'ten kapanacak. Ve 1 avro 1.84 YTL'den kapanacak. Ve bunu bilmem için öyle topa mopa gerek yok. Mazot tam 1 YTL olacak. Ama biz birazcık senden bahsedelim. Öyle değil mi Feyza? Evet. Evet, görüyorum. 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 Demek senin de bir kız kardeşin var. Ya, tam Feyza'nın yaşlarında. Ben de düşündüm, neden arkadaşlık yapmasınlar? Feyza'nın bir abisi kardeşi falan var mı? Var var, erkek kardeşi var. Ömer 7 yaşında. Erkek kardeşi var. Ha. Ömer 7 yaşında. Nihayet. Bir saniye. Görüyorum. Görüyorum. Senin bir erkek kardeşin var. Doğru mu? Doğru. Peki 7 yaşında. Doğru mu? Doğru. Adı da Ömer. Doğru mu? Doğru ama bunları bir yerden öğrenmiş olabilirsin. Bilmiş olman doğaüstü güşen olduğunu kanıtlamaz. Dur bekle hayatım, bekle. Biz senin daha da özeline gireceğiz ha? Hocam siz de akıllı çocuğu görür görmez anlıyorsunuz. Feyza'nın gözlerinden fışkırıyor adeta. Kimi yeğeni? Cin gibi cin, bakışlarından belli. Demin Hulki Hoca'ya bir şaka yaptı, görmeliydin. Anlatın, görmüş kadar olayım hocam. Şimdi bu, böyle müdür yardımcısı koltuğuna oturdu. Tamam mı? Evet, görüyorum. Sen dayınla birlikte Hulki Hoca'ya bir tane şaka yapmışsın ha? Sen müdür yardımcısı olmuşsun. Hulki Hoca da bunu görünce böyle lök diye kala kalmış ha? İyi de bunun bilmene imkan yok. Benim için imkansız diye bir şey yok Feyza'cığım ha? Ben her şeyi görürüm, her şeyi. Dur daha bitmedi hayatım, bitmedi. Vallahi inanamadım, şaştım. Aşmış Feyza, aşmış. Maşallah. İnanamadım doğrusu. Söylediğim gibi yavrum, kimi yeğeni? Kendisi nerede şu anda? Kantine kadar gitti çocuğum. Bana çift kaşarlı tostla ayran almaya. Çift kaşarlı tost, ayran. Size getirecek. Ne güzel. Acaba yanına gidip sürpriz yapsak mı? Tabi canım, benim de burnumda tütüyor, kalk. Değil mi? Önden buyurun. Gel canım. Gel. Cidden Hulki Hoca'ya yaptığımız şakayı bilmen çok ilginç. Kimse söylemiş olamaz çünkü. Dahası da var, dahası da. Sen aslında şu anda kantine dayına bir tane böyle çift kaşarlı bir tost almak için gelmişsin ha? Yanında da bir tane ayran. Var mı bana soracağın bir şey ha? Üniversitede hangi bölüme gireceğim? Dur hayatım, dur. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Kim bu dayının kötülüğünü isteyen kız? Kim? Kim bu dayını okuldan attırmak için elinden gelecek, her şeyi yapacak olan kız kim? Kim bu sizin kötülüğünüzü isteyen? Kim dayını okuldan attırmak için elinden gelen her şeyi ardına koymayacak olan kız kim? Kim? İnanmıyorum.
Ayşegül. Ayşegül mü? Ayşegül'ü tanırım. O öyle şey yapmaz. Yapmaz ha? İnanmıyorsan kendi gözlerine gör canım. İyi de ben bir şey görmüyorum ki. İyi ya, ben ikimizin de yerini görüyorum hayatım. Hem sen benim gördüklerime inanmıyor musun? Ya aslında inanmam ama öyle şeyleri bildin ki. Yani inanıyorsun. Olabilir yani. Ama Ayşegül'ün dayımın kötülüğünü istemesi çok saçma bence. Peki o zaman canım. Neden? Dayının içinde en gizli evrakları taşıdığı çantası ve senin montun. Neden şu anda Ayşegül'ün sırasının altında? Ya? Gir. Oo, hocam. Buyurun. Yani gözlerime inanamıyorum. Görev aşkı diye buna derler. Aman efendim, aman efendim. Siz bu kasayı bana emanet ettiniz. Ben de gözüm gibi bakıyorum. Hı. Üstelik müdür yardımcılığı görevini çok zor elde ettim. Bu yüzden kolay kolay bırakmam. Bravo hocam. Çok etkilendim, gözlerim doldu. Hulki hoca, arkadaşlar bu odada kasanın çalınma sahnesini çekeceklermiş. Hı. Odayı bırakalım mı onlara, ne dersin? Hay hay, tabii ki müdür bey, tabii ki kullanabilirler. Ama ben buradayken bu kasayı kolay kolay kimse çalamaz. Farkındayım. Hadi bırak kasayı, gel. Bizim odaya geçelim. Gel. Çocuklar rahat rahat çalışsın. Hadi Hülkü Hoca, bırak kasayı. Resmen yapıştın. Yapıştın değil mi? Hocam sen manyaksın. Şimdi Hülkü Hoca bu kasayla bir bütün olduğuna göre biz bu kasayı çalma sahnesini çekemeyeceğiz. Sorun değil. Koridordan gelip odaya giriş sahnesini çekeriz. Gerisini de yarın. Sen bir dahisin Sinan. Size kolay gelsin çocuklar. Gel gibi. Ben gidiyorum, görüşürüz. Sen. O zaman biz nereden başlayalım? Bilmem nereden başlamak istiyorsun. İşte bu koridordan geldiğin açıdan. Feyza, hadi hazırsan gidelim yavrum. Tamam da montum bulamıyorum. Aa, benim çantam yok. Nerede çanta? İnanmıyorum, yoksa bunu da mı bildi? Yavrum, evraklar var içinde. O çanta giderse mahvolurum ben ya. Dayı, galiba ben nerede olduklarını biliyorum ama söylemeye korkuyorum. Söyle, hemen söyle. Çantanla montum bir öğrencinin sırasından çıksa ne yaparsın? Bir dakika bile beklemem, atarım okuldan. İnşallah yanılıyorumdur. Çünkü ben Ayşegül'ü çok seviyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.